Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir örgü modeli ile karşınızdayım. bu örgü modeli ile battaniye yapabilirsiniz, kırlant yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir modeldir. Şimdi modelin yapımına geçebiliriz. bu modelde ben 3 renk kullanacağım. Renk e, sayısını isterseniz çoğaltabilirsiniz isterseniz azaltabilirsiniz iki renkli de kullanabilirsiniz Ben üç renkle göstermek istiyorum sizlere Öncelikle mavi ile başlayacağım arkadaşlar <laughs> zincir çekerek başlıyoruz bu modelimizi Ben küçük bir parça göstereceğim için e, zincir sayısını 35 tane çekeceğim. Siz yapacağınız, e, uygulayacağınız yere göre modeli gördükten sonra azaltabilirsiniz, ya yani azaltamazsınız ama çoğaltabilirsiniz. Ben küçük bir parça göstermek için şimdilik 35 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Evet 35 tane zincirim hazır. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yanda 4 tane zincir bırakıyorum. 5.ye şöyle batıp ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha yanındaki zincire ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde başlangıcımızı oluşturuyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine doluyorum. Arada bir tane zinciri boş bırakıyorum. Onun yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. İkili trabzan yanındaki zinciri ikili trabzan yapıyorum. Yine doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir tane zincir çekiyorum yine doluyorum arada bir tane zincir bırakıyorum yanındakine batıp ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum yan yana zincirlere batacak şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bu sıra bitene kadar bir tane zincir boşluk 3 tane ikili trabzan olarak olacak şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Sıra bitiminde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu sırayı tamamladım ben. 3 tane ikili trabzan bir tane zincir boşluk kalacak şekilde ben bu sırayı tamamladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve arkayı dönüyorum. Pardon 3 tane zincir çekiyorum bir kere doluyorum başlangıçtaki ikili trabzana değil onun yanındakine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum yine yanına ikili trabzan yapıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum burada alttaki boşluğu görüyorsunuz bunun üstünden atlıyoruz Şuradaki hemen 3 tane yaptığımız ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Evet arkadaşlar hepsinin tepesine batacağız. Bir tane zincir. ipi dola. Yandaki ikili trabzana bat. Bu kadar basit. Evet 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir boşluk. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra bitiminde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldim. Son olarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve ipimi burada bir zincir çekerek kesiyorum. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Bir tane zincir çekeceğim. Bitirdiğim yerini bitirdiğim yeri ters çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle tığımı batırıyorum. ipimi de böyle tutuyorum. Sabitledim buraya. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane çektim. Bu aradaki ipleri keseceğim. Elime takılmasınlar. İpimi doluyorum arkadaşlar. Sonra şuradaki ikili trabzan arada bir tane boşluk kalacak. Buradaki ikili trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Ardından iki tane ipimi ilmek doluyorum. sonrasındaki şu e, altındaki ne değil, onun altındakine tığımı batırıp ipi çekiyorum. Buraya. Biraz burayı boş tutuyoruz. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Onun yanına ikili trabzan yapıyorum. İki kere ipimi doluyorum. Yine en alttaki gözden tığımı geçirip buraya üçlü trabzan yapıyorum bir kere doluyorum yanındaki ikili trabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın modelimiz oluşmaya başladı bir tane daha göstereceğim arkadaşlar bir zincir çektim ipimi doladım Arada bir tane boşluk bıraktım ve yanındaki ikili trabzanın tepesine yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum, en alttaki gözden tığımı geçirip üçlü trabzan yapıyorum. Bir kere daha doluyorum, yanındaki ikili trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Burayı da göstermek istiyorum. Son olarak bir tane zincir çekiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Başlangıçta alt sırayı başlangıçta yaptığımız zincirin en üst tepesini bir kere batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Biraz gevşek oldu. Sıkılaştırayım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkayı dönüyorum. 5 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum. Buradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Buraya üçünün de tepesine batarak tek tek ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Yan taraftakilerin tepesine batıyoruz şimdi. Yine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bir zincir atlıyoruz buradaki boşluğun üzerinden. Bu şekilde ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıranın sonuna geldim bitişini de göstermek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada yine başlangıçta zincir çekerek başlamıştık. Bir kere de ipimi doladım. Burada arada bir tane zincir kalacak şekilde tığımı batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Şimdi üçüncü rengime nasıl geçeceğim onu da göstereyim. Yine arkasını çevirdim. <laughs> sarı rengimi alıyorum bir tane zincir çekiyorum başladım şimdi bitiş ne olduğu yere batıyorum arkadaşlar buraya sabitliyorum şimdi Buraya üç tane zincir çekiyorum. E, bu zincir ikili trabzan olarak sayılıyor. İki kere ipimi doluyorum. Buradaki ikinci gözden tığımı geçiriyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Ardından bir kere daha doluyorum. Buradaki ikili trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. Bu aradaki ipi de Yürütüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Üçüncü rengimizde bu şekilde başlamış oluyoruz. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yine arada bir tane zincir çıkar, bırakıyoruz. Ve ikinci zincir dedim, pardon ikili trabzan bırakıyoruz. Şimdi keselim. Buradakinin tepesine batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Şu alttaki gözden tığımı geçiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir kere daha doluyorum. Buradaki gözden ikili trabzan tepesine batıp modelimi oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça basit. Tekrar bir tane zincir çektim. Arada bir iki trabzanı boş bıraktım ve üçlü trabzanımı boşluğa batıp yapıyorum. Sonra ikili trabzanımı yandaki ikili trabzan tepesine batarak yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben bu sırayı tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra üst sıraya dönüş için geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldim burada da iki tane göz var bunları eğer e, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız onu da göstermek istiyorum buradaki ikili trabzanın tepesine yine battım bir tane ikili trabzan yaptım sonra iki kere doluyorum ve buradaki en alttaki ya yani en alt derken tabii ki ara rengin en altındaki göze batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir kere daha doluyorum. Başlangıçta oluşturduğumuz zincirin tepesine tığımı geçirip bir tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geriye dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu başlangıçtaki ikili trabzan değil, yanındakinin gözüne batıp ikili trabzan oluşturuyorum sonra bir kere daha doluyorum onun yanındaki ikili trabzan tepesine bir tane daha oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum araya atlıyorum sonrasında buradaki trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlarımı oluşturuyorum Evet bu sıranın da yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Ben bu sırayı tamamladıktan sonra bitmiş halini karşınıza geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar modelim hazır. Bitmiş hali bu şekilde. Dilediğiniz kadar renk atabilirsiniz. E, i̇ki renkle de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi bu modelle çok güzel battaniyeler, yelekler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.